TV ekranlarından bir kez daha iyi akşamlar. Ana haberle devam ediyoruz yayınımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten tüm dünyaya seslendi bugün. Türkiye üzerine oynanan oyunları bir bir anlattı. Gafiller zannediyor ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir cümlesini kurarken sesi çok kararlı, çok sertti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Maruz kaldığımız saldırıların, üzerimizde oynanan oyunların, perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle tarihi bir arka planı vardır. Saldırıların bir nedeni var dedi. Başkan Erdoğan Malazgirt'ten seslendi tüm dünyaya. Malazgirt ruhunun unutulmamasını istedi. Malazgirt demek öncesine baktığımızda Mekke demektir. Kudüs demektir. Şayet Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Başkan Erdoğan Malazgirt'te zafer kazanmakla kalmadık dedi, devamını getirdi. Nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Tüm saldırılarında üstesinden aynı hissiyatla geldik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Her şey zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Bu zincirden hangi halkayı çıkartırsanız çıkartın, sadece Türk milletinin değil, koskoca bir medeniyetin geleceği tehlikeye düşecektir. Bu mübarek topraklara namusunuz gözüyle bakın. Malazgirt'in mirasına çok iyi sahip çıkılması öğüdünü verdi gençlere Başkan Erdoğan. 15 Temmuz'un unutulmamasını istedi. Kurtuluş Savaşımıza ve Cumhuriyetimize çok iyi sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu tarihi hadiseyi asla unutmayın, unutturmayın. Sordu Başkan Erdoğan. Var mısınız bu kutlu yolda zafere kadar birlikte yürümeye? Ve son zamanlarda yaşanan özellikle ekonomik sıkıntıları hatırlattı. Arka plan vurgusu yaptı. Anlamlı mesajlar verdi. Büyük devletler, büyük liderler Anadolu'ya sahip çıkmak istemişlerdir. Ülkemizin işte bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebebini konjonktürel gelişmelerde arayanlar yanılırlar. Maruz kaldığımız saldırıların, üzerimizde oynanan oyunların, perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle tarihi bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu kalır, ne Afrika, ne Orta Asya kalır, ne Balkanlar, ne Kafkasya kalır. Başkan Erdoğan Suriye'de güvenliğin ve huzurun tesis edildiği yegane yerlerin Türkiye'nin kontrolündeki yerler olduğunu vurguladı. Aynı güven ortamının Irak'ta da inşa edileceğini söyledi. Türkiye'nin her alanda güçlü olmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Güçlü olmazsak bize şu cihanda bir tek nefes alma imkanı, bir yudum su içme, bir lokma yemek yeme fırsatı vermezler. En küçük bir zafiyet gösterdiğimizde veya böyle algılanan bir durum ortaya koyduğumuzda üzerimize nasıl, biliyor musunuz, böyle o hani kargalar var ya, leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını sizler de görürsünüz. İçimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Sanıyorlar ki mesele AK Parti meselesi. Hayır, hayır, hayır. Mesele Türkiye meselesidir.